Sevgili izleyiciler bugünkü Ekolgöz Menemen Spor Aydın İzet Balıkesir Spor'un maçının sonucunda maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Takımımız bugün deplasmanda Menemen Spor'la bir 1 berabere kalarak e, puanını 20'ye yükseltti. Önemli bir puan aldık bugünkü e, maçta. Hakem hataları, zeminin bu kadar kötü olması, e, rakip takım ve e, sağ tekrar ediyorum sağ zeminin müsabakaya çok da uygun olmayışından dolayı bir Menemen deplasmanından kazanılmış bir puan bir kardır gözüyle bakmak lazım. Sonuç itibariyle ikili varajda Menemen Spor'a da bir üstünlük sağlamış olduk. Ligin ilk, yarısında bu maçı Menemen Spor'u mağlup etmiştik. Bu sonuçla takımımız puanı 20'ye yükselterek puan sıralamasında 13. sıraya yükseldi. Maçla ilgili söylenilecek aslında çok teknik taktik analizi yapılabilecek bir maç değil. Çünkü ülkemizdeki son günlerdeki meteorolojik hava koşulları nedeniyle tüm statlar tüm zeminler futbol oynamaya çok müsait değil bugün de İzmir'de aşırı sağnak yağış vardı bu aşırı sağnak yağış neticesinde topu kontrol etmekte zorlanan oyunu force etmekte zorlanan iki takım gördük yani pas atamıyor futbolcular top gitmiyor bu tür zeminlerde daha çok savunmadan geriden uzun top şişirerek top, topu havadan oynamak daha akıllı bir e, mantık gibi görünüyordu. Takımımız da zaten e, yakalı maçta yakalı pozisyonları bu şekilde sağladı. Daha çok duran toplardan Taşkın'ın işte kullandığı ve Artmanay'ın kafa vuruşuyla attığı gol var. Onun dışında yine Taşkın'ın köşe vuruşlarından Batuhan'ın vurup e, Batuhan'ın arka direği indirip Oğuzhan'ın oradan vuramadığı bir pozisyon var. Yani daha çok duran toplar üzerinden etkili olan e, bir futbol ve diğer taraftan da yine yakalanan diğer pozisyonlarda karambolden cezaların içerisinde gönderilen toplarda e, top ona buna çarpıyor. Bir kişinin önünde kalıyor ve onun vuruşuyla sonuçlanan yani organize ataktan ziyade karambol futbolunun oynandığı bir futbol müsabakasını izledik bugün. E, maçın e, özel bireysel oyuncu performansına geçmeden maç özeliyle ilgili söyleyeceğim bir nokta şu takımımız geçen haftaki Akisar Sporu 3-0 mağlup etti müsabakadan sonra sadece bugün e, Enes İslam İlkan'ın yerine e, Muhammed Enes Durmuş değişikliğiyle başladı. İlk 11'de yapılan tek değişiklik buydu. Bir diğer nokta ise Taşkın Çalış'a takım kaptanlarının verilmesi. Ben bu noktaya karşı çıkıyorum. E, taşkın Çalış geçen hafta 3 gol attı diye takım kaptanlığı Taşkın'a verilmemesi gerekiyor. Taşkın daha bu takıma geleli bir ay olmadı. yani daha bir ay olmamış bir futbolcuya uzun zamandır bu takımda hizmet eden futbolcular varken takım kaptanlarının bu arkadaşı verilmesi ben çok doğru bulmuyorum. Taşkın'ın evet futbol ve oyun zekasını çok e, güvenen inanan ve seven birisi olarak söylüyorum ki takım kaptanlığı Taşkın'da olmaması gerekiyordu. Bireysel oyuncu performanslarına geçelim. Bugün kalemizde Atilla vardı. E, Atilla e, iyi bir performans verdi. Menemen da zaten son vuruşlarda biraz e, nokta santrafor eksikliği vardı. Raşit oynadı ama Raşit tam bir Pivot Santrafor değil, daha çok gezinen bir futbolcu. Gol yüzdesi de düşük bir futbolcu. Yani orada e, nokta transfer olarak Zenke'yi transfer ettiler. Zenke de kırmızı kart cezasıyla bu maçta oynayamadı zaten. E, orada cezaların içerisinde bitiricilik noktasında e, zayıf bir menemen spor olduğu için Balıkesir spor kalecisi bugün de çok da, e, zorlanmadan bir maç çıkarttığını söyleyebiliriz. E, Sabek'te Mert Örnek oynadı. Mert Örnek... E, Balıkesir Spor'da ben bu bugün e, geldiği günden beri ki en iyi oynadığı oyunu e, sergilediğini düşünüyorum. Gün geçtikçe savunma yönünü biraz daha e, güçlendirmeye başladı. Mert bu şekilde devam ettiği zaman e, takımımıza önemli katkılar verecektir. Stopper ikilimiz bugün geçen maçta gördüğümüz gibi Oğuzhan Çapar'la e, Batuhan Işıkçı'yla oynadı. E, Oğuzhan bugün yine onun için şunu söyleyebilirim geldiği günden beri ki en etkili olduğu maçlardan birisini oynadı ee, iyi kesici özelliklerini bugün iyi kullandı ama dediğim gibi yani Menemen Spor'u da çok e, ciddi bir rakip olarak görmemek lazım sonuç itibariyle Menemen Spor'un bugün nokta santraforu yoktu ve e, Menemen Spor kabul edelim ki bu ligin zayıf takımlarından birisi e, ve bana göre de ligden düşme en büyük adaylardan birisi e, Batuhan İşçiler Batuhan işçilerde de bugün e, ne kadar Batuhan işçileri her videoda övüyor olsam da bugün de eleştireceğim. Çünkü orada o zamanlama hatasını yaparak e, böyle bu zeminde oynanan müsabakalarda zaten herkes 1-0'ı korumaya yönelik e, bir gol gole atan takımı kazanacağı maçlar oluyor genel olarak bu tür maçlar. E, böyle bir maçta zamanlama hatası yaparak takımımıza, pen, e, rakip takıma penaltı kazandırdı. E, Batuhan'ın bu konuda daha dikkatli olması gerekiyordu. E, biraz konsantrasyon ve zamanlama hataları yapıyor zaman zaman Batuhan. Berat Ay doğdu kendi pozisyonunda iyi bir maç çıkartmaya çalıştı ama ben dediğim gibi Berat'ın sadece mücadele ediyor. Ne hücuma yeterince destek verebiliyor ne de defansif anlamda çok güven veren bir sol bek olduğunu düşünmüyorum. sadece vasat bir Berat performansını bugün bir kez daha görmüş olduk. Ön libero'da Taşkın Çalış oynadı. Taşkın e, şimdi Taşkın'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Taşkın evet duran topları çok iyi kullanıyor ama Taşkın oyun kurulumu konusunda biraz daha fazla sorumluluk alması lazım. Bu maç özel için bu maç üzerinde söylemiyorum çünkü bu maçta hani Taşkınlık bir durum da yok. E, bu sahada futbol oynanması bile e, çok mümkün değildi. O yüzden Taşkın daha zemini güzel olan statlarda daha iyi performanslar ortaya koyacaktır ama oyunun merkezden kurulumunda her zaman için topun Taşkın üzerinden dönmesi gerekiyor. E, Taşkın'ın yanında Cumali ve e, Hasan Özkan oynadı. İkisi de iç oyuncusu olarak oynadılar. İkisi de e, oyunun mücadele anlamında iyiydiler. E, ama oyunun kurulumu açısından yine bahsettiğim gibi zeminin kötü olmasından dolayı çok da fazla topu olumlu kullanma konusunda başarılı olamadılar. Zaten e, burada bir de Yusuf Hoca'yı ya eleştiri yapacağım. E, maç 70. dakikadan sonra Menemen Spor'un ciddi anlamda oyunu forse ettiğini gördük. Bu dakikalarda takımdaki bizim oyunu 70. dakikadan sonra kendimizi geri atmamızın önemli sebeplerinden biri Hasan Üskan ve Cumali'nin fizik olarak artık bitme noktasına gelmiş olmasıydı. Orada oyuncularımız yani zaten zemin hem zeminle hem rakiple mücadele etmeye çalışıyorlardı. Bu noktada ikisi de yorulunca takımımız bir anda kendini 70. dakikadan sonra geri attı ve Menemen Spor'un son 20 dakikada 25 dakikada önemli pozisyonları oldu rakip kalemizde. İleride oyuncularımız Muhammed Enes Durmuş sağ açıkta oynadı. Muhammed Enes Durmuş da oyunda kaldığı süre içerisinde başarılıydı. E, topla dripling yapmayı seven bir arkadaşımız. E, ancak bitiricilik noktasında zayıf e, olduğunu düşünüyorum ben bu arkadaşın. Enes İslam ilkına göre bu hafta ilk 11'deydi. Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Enes İslam'la eğer Muhammed Enes'i kıyaslayacak olursak bana göre de Muhammed Enes Durmuş Enes İslam ilkının 3 gömlek daha üstünde olan bir futbolcu. E, ama ben orada birinci tercihin Bezzec olması düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Ya da Halil Çolak olması gerektiğini düşünüyorum. Eee Yusuf Hoca umarım daha skor anlamında üretici futbolcuları sahada kullanmayı düşünür. Enes de dediğim gibi eee topla iyi dribling yapıyor. E, topu oyun e, takımımızda tutma anlamında ileride sırtı dönük oyunda iyi oynuyor ama dediğim gibi bu arkadaşın bir ilerideki üçlü forvetin bir kanat oyuncusu olarak bitiricilik noktasında zafiyetleri var. Diğer kanatta ise Mihailoviç oynadı. Nemanja Mihailoviç de bu hiç bu zemin ona uygun bir e, zemin değil. Mihailoviç de bugün etkisizdi. Eee Arpmanay e, Arpmanay ben dediğim gibi keşke bugün çok güzel bir gol attı. Kendisini kutluyorum. E, keşke hani 6 aylık değil de kontratı 5 yıllık, 6 yıllık olsa <laughs> diye diyebileceğim bir önce çünkü çok e, güçlü bir Santrafor. Ee, rakip toperlerle iyi boğuşuyor. Ee, ama Balıkesir Spor'un da Artmana'ya göre biraz daha oyun oynaması lazım. Yani bizim defanstan toplarımız uzun topları şişiriyoruz ama Artmana'ya istediği bölgeleri hiç atmıyorlar topları. Yani toplar e, daha çok böyle kimsenin olmadığı yerlere falan şişiriliyor. Artmana'ya göre e, uzun topların Artmana'ya göre şişirilmesi gerekiyor. Bunun için de Yusuf Hoca'nın hafta içerisinde takımı çalıştırması gerekiyor. E, oyuna sonradan giren oyuncularımızdan e, Mihailovic'in yerine Enes İslam ilk girdi. İkinci yarı Enes İslam'la başladık. Enes ee, İslam bileklerini hakim. Teknik bir oyuncu ama ben dediğim gibi yani Balıkesir Spor'un futbolcusu mu bana göre değil. Ee, oyunda kaldığı süre içerisinde de e, bana göre yapmış olduğu en büyük artı herhalde e, gol, attığımız gol öncesinde folyo kazandırmasıydı diye düşünüyorum. Ee, Artman'ın yerine Bezjak oyuna girdi. Bezjak'ta e, daha fazla süre alması gerekiyor. Ben Bezyak'la Artmanay'ın birlikte oynaması gerektiğini düşünenlerdenim zaten. Oynak da az bir süre aldığı için zaten takımımız da o dakikalarda geriye çekildiği için çok da e, performansını değerlendiremeyeceğim. Aynı şekilde e, Enes Durmuş'un yerine de Birol Parlak girdi. E, onu da yine performansını çok fazla değerlendiremeyeceğim. Çok az bir e, süre aldı. E, Hasan Özkan'ın yerine Foxy e, ve son dakikalarda Sedat Dursun da oyuna girdi. E, burada Foxy zaten olumlu katkı vermeye yani çok fazla performansı değerlendirecek bir nokta yok. Sedat için de e, oyuna girdiği anda fizik gücüyle biraz oyunda etkili oldu. E, umarım fizik kapasitesi şu anda iyi olduğu için önümüzdeki haftalarda Sedat'ın daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. E, arkadaşlar e, bu beraberlikle Balıkesir Spor önemli bir puan aldığını düşünüyorum. ve Önümüzdeki haftalarda Bursa Spor ve Bolu Spor maçlarında da kazanacağı 4 ya da 6 puanla ligde kalma yönünde önemli adımlar atacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Benim görüşlerim hakkında ya da Balıkesir Spor hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mutlu bir haftalar diliyorum.